Boom. The Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Mart 2020. Ben Tuna. Selamlar diyorum. Bugün yeni kontentimiz geldi. Güzel bir SBC'miz var. 3-4 tane 3 tane falan yeni oyuncumuz var. Bir de 3 tane, 2-3 tane liklenen güzel oyuncularımız var. Hepsine bakacağız ama öncesinde eğer videoyu beğenirseniz like, abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Şu anda ben bu videoyu çekerken 7999 tane abonemiz vardı. 8000. abonem kim olacak merak ediyorum. Sonunda takipte bekliyorum ve oyunuma geçiyorum efendim. İşte altta görmüş olduğunuz gibi abone ol, butona bas, like at falan bunların hepsini yavaş yavaş yapıyoruz. Yavaş yavaş youtuber olma yolunda. İlerliyoruz efendim. Şimdi gelelim transferler değil tabii ki de kadro kurma görevlerimize. Canlı sekmesine geçelim. Tonali ve Kaliguri'den dün bahsetmiştik. E, Caliguri'nin e, daha çok merkezde oynayabileceğinden bahsetmiştik biliyorsunuz. 4-5-1 dizilişinde Kaliguri'yi e, sağa atıp onun yanına Tonali'yi atıp böyle iki tane CDM'nizi oradan e, oyun içinde oynatabilirsiniz diye konuşmuştuk. Matip, Kurtuğa bunlar gidiyor. Kurtuğa. Matip miydi Kurt? Malinovski miydi? miydi? Ee, 87 rating bir Malinowski var burada. 82 rating kadroyla yapılıyor. Elinizdeki 10 9 tane 82 2 e, tane de 81 vererek bu SBC'yi yapabilirsiniz. Bu Malinowski'yi de başka bir SBC'lere yüksek rating olarak basabilirsiniz. Aklınızda olsun. Rüya takım. Rüya takım gelmiş. 2 nadir altın oyuncu mu? What? Ne? Aynılıkten max 4 minimum bronz. Ya yani bunu yapmaya bile gerek yok. <laughs> Hiç yapmaya gerek yok yani. Yıla bakış oyuncu seçimi gelmiş. Let's go. İki günde bir tekrarlanıyor. Dört gün boyunca gelmiş. Biliyorsunuz ki e, ikonlar hariç gelen bütün SBC'ler vardı ya oyunda işte flashback'inden tut bilmem ne bilmem ne fut tanımayanlar bir de bir doğum günüydü cartı curtu. Ee, SBC olarak gelen bütün kartlardan 3 tanesi geliyor ekrana. Üçünden birini seçiyorsunuz. 85 de rating istemiş. Hmm. 85 rating yapabilecek miyiz yahu? Ben en son buraya ne yaptım? Bir şey yaptım. Elimde oyuncu var mı? Varmış bayağı ya. 86 yo yokmuş. 83'leri falan alsam şöyle. Bir tane de inform istiyordur şimdi bu kastilsi de alsam şöyle. Ne istiyorsun informa? Elimde yok. O zaman ben bunu hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum sonra geliyorum. Okey biraz elimizden verdik. Biraz cebimizden verdik. Ama yıla bakış oyuncu seçimini yaptık. Ya biraz pahalı. 85 rating bir tane de inform istiyor. 2-3 tane falan böyle 86 koyabilirsiniz. 83 ve 84'leriniz bolca varsa elinizde. Teklikten yapmanızı tavsiye ederim ama ucuz oyuncularla birleyerek daha da ucuza yapabilirsiniz. Gelsin bakalım yıla bakış oyuncu seçimi. Yani ana kadroda belki de buraya girebilecek işte Vinicius Junior harici çok fazla oyuncu yok. Ama yine de şansımı denemek istiyorum. Ben bu sene bu SBC'yi çok sevdim. Özellikle artıcı hesaplarına kaçırdığınız SBC'de böyle olan bunu nasıl yapamadım? Ben niye nasıl kaçırdım? dediğiniz hesaplarda e, çokça işe yarayacaktır. Gelsin bakalım. O Kolibali artı Tahiti Chong. Tahiti Chong vardı bende. çok 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 fazla maç oynadım onunla. Kolibali e, fena durmuyor. Potu muydu? Seriyanın potu muydu? Yani Chonk'la çok oynadım. öyle oynamayacağımı ve Eger Seven'e selamımı çaktıktan sonra ben Kulibali'yi almak istiyorum. Belki bir sol tarafa İtalyan mafyası falan yaparsak ileride Kulibali'yi de stoperde kullanırız diyorum. İki gün sonra bunu tekrar yapabileceğim galiba değil mi? Aa bir daha yapabiliyor muyum hemen? What? Hemen yapabiliyorum bir daha. İsterseniz bir daha yapabilirsiniz. Okey sadece iki kere tekrarlanabiliyor o zaman. Tamam iki gün sonra değil. Çünkü bazıları sadece iki kere tekrarlanabiliyor. Başka ne geldi? Şöyle bakıyoruz. Günlük SBC'mizi gördük. Ee, ne veriyordu? İki nadir falan veriyordu. Onu yapmaya gerek yok dedik. Görevlerimizde bir şey var mı? Klasik kupa plus gelmiş. İki galibiyete ne diyor? Canlı futbol dostluk maçı. Klasik kupada iki maç kazan. Premium altın oyuncu paketi al. Yani çok vaktiniz varsa iki tane e, maç kazanıp Rage Quit attırıp hemen Premium Altın oyuncu paketi alabilirsiniz. Evet şimdi gelelim liglere. Yan ekran kontentine gelelim. Evet şöyle bir kart geliyor arkadaşlar. Muhtemelen yarın e, bizle beraber olacak. 93 pace 90 shoot 83 pasıyla bir Antonio geliyor. Antonio'ya şöyle bir Base kartına bir bakalım. Antonio. Antonio doğru mu yazdık? Aynen öyle. <laughs> Michael. Antonio. E, skill 4, weak foot 3 normalde ama bunun 4-4 gelir muhtemelen. Çünkü artı bir veriyorlar. Ya zayıf ayağına da skilline. 4-4 bir Antonio. Premier Lig'de yani iyi bir finişe sahip olursa oynanır. Çünkü fizikli kalıplı ve aynı zamanda da hızlı koşabilen bir oyuncu. Premier Lig'de öyle bir forvet. Bir tek Ronaldo vardı. Onun bir alternatif olarak gelebilir. Gelirse detaylarına bakacağız. Zakaria upgrade alıyor. Elinizde Zakaryalar varsa Juventus'tan dolayı Headliners Zakaryamız Zakaria'mız upgrade'e geliyor yavaş yavaş. 4 galibiyet mi 5 galibiyet mi ne almaları gerekiyordu ya. Onun upgrade'i geliyor. Bunu hatırlatayım istedim. Bir de Vertonghen diye bir kartımız geliyor. Yani oynaması çok zor. Yapar mıyız? SBC olarak gelirse yapmayız. Muhtemelen e görevlere falan gelebilir böyle bir kart. Belki rating şey olarak, e fodder olarak grindlayabiliriz. Şimdi bunu da kapattık. Core geldi Mineralize'de. Dün mü geldi, bugün mü geldi tam hatırlamıyorum ama ben kartları bugün gördüm. Muhtemelen bugün geldi. 3-3 bir core normal kartı 75 rating zaten. O yüzden çok fazla konuşmaya gerek yok. Çok da oynayacak gibi bir kart da değil. Keita Bal de geldi biliyorsunuz. Cagliari de oynuyor. Serie oyuncusu. Yani 4-4 e, hızlı. Hızlı mı? Hızlı. Finishing'i 89, shoot power'ı 93. 93 güzel yani. Agility balance yani fena değil. Strange'i güzel. Staminası yok. Jumping'i var ekstra olarak. Yani bence seri A'da oyuna yeni başlayanlar veya orta seviye kadrolarda güzel bir alternatif olabilir bu kart. E, o yüzden... Bir denemenizi tavsiye edebilirim. Ama skill'i veya weak foot'u 5 olsaydı sanki biraz daha tatlı olurdu diye düşünüyorum. Mura, ha, bu Hernandez'i geç. Bir de Lucas Mura geldi. Evet 4-4 bir Mura. Yani ben bunun ya skill'inin ya weak foot'unun 5 olacağını düşünüyordum. E, high medium bir kart. E, unique body type'ı var. O yüzden e, Mura biraz daha e, oyunda tercih edilen kartlardan birisi. Şu anda fiyatları tam olarak belli olmamış ama şöyle bir bakalım. 99-97 hız. 99-99 egiliti balans. 90 finishing. Oh 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 maşallahı var. Shoot power'ı 97. Jumping 99. Yani bu kartlara özellikle jumping basıyorlar galiba. Ee, hangi karta baksam jumping'i full. Kısa pas 87 pas anlamında biraz sıkıntı yaşıyor ama Lucas Moura kanattan forvete geçebilir. Sağ kanatta oynayabilir. Sol kanatta oynayabilir. Tatlı bir karta benziyor. Ee, dur bunun şeyi yoktu. Ben sevdim valla. Lucas Moura'yı biliyorsunuz FIFA'da e, FIFA çok sever. E, bu sene şey, geçtiğimiz senelerde en az bir 3 tane 4 tane kartı vardır yani. Ben şu kartıyla oynamaktan çok keyif alıyordum açıkçası. Bu kartı çok tatlı bir karttı. E, neydi bunun kartının adı ya? Kariyer mod diyor da bunun, bunun bir adı vardı kartın adını unuttum. Bu promosyonun adını unuttum. Güzeldi. Ben severim Mura'yı. Mura'yla oynamayı severim. Premier Lig'de e, alternatif olur. İlk 11'e girer. Tatlı bir kart. Siz neler düşünüyorsunuz Mura hakkında? Bakın bir fiyat oluştu mu? Bir fiyat yani 1.700'den max giderse şaşırmam. Başlangıçta. Öyle söyleyeyim size. Çünkü hızı gayet yerinde. Özellikle şu şut Power'ın 97 olması beni biraz şey yaptı ya hani acaba şu an düşünüyorum kadroma koysam mı falan diye. Kadromda bile oynar herhalde. Önümüzdeki maçlarını falan da buradan görebiliyorsunuz. Futbine özel videomuz çok yakında geliyor. Yarın için gündüz saatlerinde bir tane draft videosu paylaşacağım. Mutlaka o draft videosunu kaçırmayın. İpucu da vereyim bu videonun burasına kadar izlediğiniz için. Müslümanlarla bir draft yaptım. Bir goller var. Bir, bir oyunlar var onu izlemeniz lazım. Gündüz saatlerinde falan yayınlanacak o da. Ve çok teşekkür ediyorum. Bugünkü content videosunu bitiriyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Eğer beğendiyseniz like, kanala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Bay bay.